Serseran Serçavan adına em benave navenda civaka demokratika kurd Suede em brez hefserokim hedefi Selahattin Demirtaş'ı bu havalen feratına em feratına vanji dikir u emiro de sunumeki liver be peşkeş kirim hevidarım hem bu haval baş godar bikinu u em civina xo serkefti xilas bikin. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. HDP Genel Eş Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş ve arkadaşlar hoş geldin diyoruz NCDK adına. Bugün burada bir sunumu beraber gerçekleştireceğiz. Umarım her şey daha gelecek için başarılı bir sonuca götürecek bir toplantı olacak. Teşekkürler. Birkaç diplomatik görüşme için buradayız, Stockholm'dayız. Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile görüşmeler yaptık. Aslında partimiz uzun süreden beridir Avrupa'da ciddi bir diplomasi faaliyeti yürütüyor. Halkların Demokratik Partisi nasıl bir parti olduğunu, nasıl bir gelecek vizyonuna sahip olduğunu, Türkiye'deki, Orta Doğu'daki sorunların çözümünde nasıl bir politik programa sahip olduğunu her yerde anlatıyor, anlatmaya devam ediyor. İsveç'te bulunuyor olmamızın nedenlerinden biri budur. Yani partimizi dışarıdan, medyadan tanımak yerine yüz yüze tanıtmak, yüz yüze anlatmak, diplomatik ilişkileri yüz yüze geliştirmek bizler açısından da son derece verimlidir. Ayrıca İsveç Sosyal Demokratları ile parti olarak da çok uzun süredir kurumsal ilişkilerimiz de var, iyi ilişkilerimiz var. Şimdi hükümette olmaları bizlere tabii yeni kanallar, yeni diyalog fırsatları da yaratıyor. Bazen ülkelerin iç sorunları Türkiye'de olduğu gibi hükümetlerin veya devletlerin kendi inisiyatifleriyle çözülemeyecek kadar karmaşık hale gelebiliyor. Bu durumda uluslararası kamuoyunun desteği, uluslararası kamuoyunun motive edici, teşvik edici gücü ön açıcı da olabiliyor. İsveç'te bulunuyor olmamızın başka bir nedeni de bu. Türkiye'de sorunlar motive edici bir iç kamuoyu, bunu destekleyen motive edici, teşvik edici bir dış kamuoyuyla birleşince ancak çözüm noktasına ulaşabilir gibi görünüyor. Çünkü sizler daha iyi izliyorsunuz. 7 Haziran'dan bu yana Türkiye'de artık bir değişim dönüşüm süreci başladı. Biz HDP olarak uzun bir süredir bunun hazırlığını yapıyorduk. Alternatifsizlikten Türkiye'deki ötekileştirilmiş geniş kitlelerin, emekçilerin, yoksulların, Kürtlerin, Türklerin, Alevilerin, kadınların, gençlerin, yani ezilen bütün kesimlerin alternatifsizlikten dolayı 13 yıldır mecburen ayakta tuttukları AKP'nin artık alternatifinin oluşması gerekiyordu. Bizler alternatif yaratamadığımız için toplumun önüne güçlü bir seçenek olarak başka bir çizgi, başka bir siyaset mümkündür, başka bir dünya mümkündür şeklinde güçlü bir alternatif oluşturamadığımız için AKP'ye mahkum ve mecbur kılıyorduk kendi halklarımızı.
Ve HDP'yi kurmakla birlikte biz artık bunun kararını vermiş olduk. Nedir o? Birincisi, evet biz birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte geleceği inşa edeceğiz. Türkiye'nin gelecek siyasetini ve iktidarını birlikte kuracağız. Bununla yetinmeyeceğiz. Aynı zamanda model olarak Orta Doğu'daki ezilen bütün halklara umut yaratacak alternatif bir modeli de ortaya koymuş olacağız. Bunun için geçmiş birikimlerimiz, mirasımız, deneyimimiz çok güçlüdür. Yani Türkiye'deki gerek Kürt hareketi, gerek sol sosyalist hareket, Alevi hareketi, kadın hareketleri, işçi hareketleri, emek hareketleri, çevre hareketleri, diğer inanç hareketleri, bunların tamamı kendi mecrasında önemli birikimlere sahip, deneyimlere sahip, büyük bedeller ödenmiş, ortaya değerler çıkarılmış, zaman zaman darbelense bile, geriletilse bile yok edilememiş büyük bir direniş damarı var Türkiye'de. Direniş hareketleri var. Fakat bunlar her biri kendi mecrasında ayrı ayrı akan küçük dereler olduğu için bir türlü birleşip büyük bir nehire dönüşemiyorlar ya da büyük bir denize dönüşemiyorlardı. HDP bunun çatı örgütünü oluşturdu işte. Yani ayrı ayrı yerlerde mücadele edip ayrı ayrı programlar etrafında gücümüzü dağıtmak yerine temel ilkelerde buluşup bir araya gelip halklarımıza bir alternatif yaratabilmek. Bu taktik bir birleşme, taktik bir araya, geçici bir araya gelme, bir seçim işbirliği, işte seçime kadar bir arada olalım sonra herkes kendi evine gitsin şeklindeki geçici bir durumdan öte, aynı zamanda stratejik bir birliği ifade ediyor. Ezilenlerin birliği. Bu çoğulcu demokrasi açısından da çok önemlidir. Çünkü Türkiye'de mücadele ettiğimiz sistem, anlayış tekçidir. Kimlik olarak tekçidir, ulus olarak tekçidir, inanç olarak tekçidir, cinsiyet olarak tekçidir. Yani tek kimliğe dayalıdır. Bunun dışındaki hiçbir kimlik Türkiye'de kendini özgür insan, özgür birey, özgür toplum, özgür yurttaş olarak hissedemez. Bunun imkanı yok. Yani devlet böyle kurgulanmıştır. Devletin bütün mekanizmaları, yargı, eğitim, medya, parlamento, hükümet tamamı böyle kodlanmıştır. O tekliğe uymayan, o tekliğe biat etmeyen, o teklik sözleşmesini imzalamayan herkes düşmandır Türkiye'de, tırnak içerisinde. Vatan hainidir, devlet düşmanıdır. Kimileri bu sözleşmeyi gönüllü kabul eder. Kimileri inanarak kabul eder, kimileri mecburen kabul eder, kimileri de kabul etmemiş, hep isyan etmiştir bu sözleşme. Yani her birimizin önüne, her bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının önüne görünmeyen bir sözleşme konulmuştur. Bu sözleşmede resmi ideoloji dediğimiz teklikler vardır. Bu teklikleri kabul ediyorsan senin için bir konfor vardır. Artık Türkiye'de sen sistem rejim düşmanı değilsin, rahat hareket edebilirsin. Bürokraside yükselebilirsin, orduda yükselebilirsin, işte bakan olabilirsin, başbakan olabilirsin, her şey olabilirsin. Orada Kürt olman, Sünni olman, Türk olman, Alevi olman önemli değil. Artık o kimliğin ikinci plandadır. Senin o sözleşmeyi imzalamış olman yeterlidir. Çünkü o Türklüğü, Sünniliği, tek kimliği artık kabul etmiş biriz. Şimdi bu teklik Türkiye'deki bütün sorunların kaynağıdır. Nereye bakarsanız bakın, bu dayatılan resmi ideoloji sözleşmesi bütün hayatlarımızı felç etmiş durumda. Biz buna alternatif, stratejik bir şey, bir yaklaşım geliştirdik ki siz burada bunu uzun yıllardır yaşayan bir ülkede, bir toplulukta, İsveç'te bulunan insanlarsınız. Bunu daha iyi hissediyor, görüyorsunuz. Teklik yerine çoğulculuğu esas alan, çok kültürlülüğü esas alan, kültürler arası, kimlikler arası, inançlar arası eşitlik ilkesini esas alan ve herkesi ortak bir vatandaşlıkta buluşturan, hem bireysel hakları hem kolektif hakları, grup hakları dediğimiz, halkların hakkı dediğimiz hakları da kabul eden bir anlayışla bir araya geldik. Bu öncelikli olarak çözmemiz gereken bir mevzuydu, sorundu. Yani bunu çözmeden diğer temel meselelerimize eğilmek mümkün değildi. Çünkü aksi takdirde bir arada duramıyoruz. Yani az önce dediğim gibi herkes kendi mahallesinde mücadele yürütüyordu. Herkes kendi mahallesinde kendi gücü oranında bir direniş ortaya koyuyordu.
Ama hepimiz aynı sistemin mağdurları olarak bir araya gelemiyorduk. Neden dolayı? Kimliklerimizden, inançlarımızdan, mezheplerimizden, yaşam tarzımızdan dolayı. Oysa bunun bir problem olmadığını en çok biz biliyoruz. Ve her birimize kime sorsanız, diğerini öteki olarak kabul etmeyen insanlardır. Yani ilericiler, devrimciler, demokratlar, yurtseverler, Kürtlüğü, Aleviliği, Sünniliği, Ermeniliği problem etmiyor. Kendinden olmayanı düşman olarak görmüyor ama onunla ortak mücadele de geliştirmiyor bir türlü. Dolayısıyla bu sorun çözülmeden bir arada durma, kimlik, buna bağlı işte inanç, etnisite, bunların hakları, özgürlükleri mevzusunda bir araya gelinmediği müddetçe bizler sınıfsal sorunlarda da ortaklaşamıyoruz. O ortak sınıf mücadelesini de yürütemiyoruz. Yine herkes kendi mahallesinde bu sorunla baş etmeye çalışıyordu. Yani özü itibariyle dayatılan milliyetçilikleri, mikro, makro milliyetçilikleri öylesine hücrelerimize kadar nüfuz etmiş, hücrelerimize kadar işlemiş bir duyguyla yaşıyorduk ki bunu aşabilmek için denediğimiz hiçbir yolda başarılı olamıyorduk. Yani 70'lerden, 80'lerden, 90'lara kadar Türkiye'deki ilerici hareket hep birlik arayışında olmuştur. Hep hani Kürt hareketi, Alevi hareketi veya ne bileyim sol sosyalist hareketler birlik arayışı içerisinde olmuştur. Ama sol hareketler bile burada benden daha deneyimli olan arkadaşlar vardır, bilirler. Sol hareketler bile kendi içerisinde 100 parça neredeyse fraksiyona, örgüte bölünmüştür. Bunları toparlamadan, bunları belli bir noktada birleştirmeden halkımıza alternatif oluşturmak da mümkün değil. Değil. Ve bundan hep sağ politikalar faydalandı. AKP örneğin bu dağınıklığın konforunu yaşayarak 13 yıl tek başına iktidar oldu. 2002'de bu dağınıklıktan faydalanarak tek başına %36 ile iktidara geldi. Parlamentonun %65'ini %36'lık oyla ele geçirdi. Ve o güçle arkasına aldığı rüzgarla toplumun değişim isteğini, o rüzgarı kendi yelkenine doldurarak gemisini hızla yürütmeye başladı. Oysa toplumdaki değişim isteğini uyandıran bizlerdik. Toplumdaki o sorunları, sıkıntıları dile getiren, bunun bedelini ödeyen, mücadele eden, emeğini ortaya koyan bizlerdik. Ama o rüzgarı yelkenine dolduran AKP oldu. Toplumu ben değiştireceğim dedi. İşte Avrupa Birliği süreci, reform süreci, Kürt sorununu çözeceğim. İşte eski statükoyu bilmem, ordunun vesayetini ben çözeceğim. Bütün o değişim isteğini kendi yelkenine doldurdu ve ilk seçimden bugüne bu rüzgarla kendi hegemonyasını, kendi sistemini yaratan bir partiye dönüştü. Biz burada AKP'yi eleştirmeden önce kendimize dönüp bakmalıyız. Biz nerede eksik yaptık? Biz neden alternatif oluşturamadık? İşte bunun gecikmiş hamlesidir Halkların Demokratik Partisi. Bu yüzden bu seçimlerde halk bunu okumuştur, görmüştür. %13'lük oy, bütün o baskılara rağmen alınmış bu büyük destek ve Orta Doğu'daki dengeleri, hatta küresel dengeleri bile sarsacak kadar bir etki yaratmış olmasının altında yatan şey budur. Çünkü yanı başımızda Suriye'de, Suriye'nin herhangi bir kentinde artık, yani Rojava'nın birkaç bölgesini bunun dışında bırakabiliriz, belki istisnadır. Ama Suriye'nin hiçbir şehrinde, kasabasında farklı mezhep ve inançlar aynı şehirde yaşamıyorlar. Aynı mahallede yaşamıyorlar artık. Yaşayamazlardı. Yani şu haliyle Aleviler Laskiye'de, işte Sünniler Halep'te, bilmem Kürtler Rojava'da, Araplar şurada. Yani birbirine giderek düşmanlaşan, birbirinin inancından, kimliğinden, yaşam tarzından dolayı bir daha da bir araya gelme ihtimalleri zor bir pozisyona düşürülen halklar oldular. Aynı şehirde yaşayamıyorlar. Çok trajik, dramatik bir şeydir bu. Yani orası, o topraklar insanlığın, medeniyetin ilk doğduğu topraklardır. Yani Mısır, Suriye, Mezopotamya toprakları. İşte Amerika, Avrupa kıtası oraların yanında çocuk kalır. Asıl insanlığın doğduğu, bütün dünya medeniyetin yayıldığı topraklar oralardır.
bütün dinlerin, kültürlerin çıkış yeri, merkezidir oralar. Ve hepsinin izi vardır. Tamamının izi vardır. Köprüsü vardır, efendim ibadethanesi vardır. Yer altında, yer üstünde bu kültür mirası vardır. Yani dünyanın en eski coğrafyasından söz ediyoruz. Ama şimdi bu insanlar aynı şehirde bir arada yaşayamıyorlar. Bırakın artık şehirde, aynı ülkede bir arada yaşayamıyorlar. Ve ülkeleri artık medeniyetin izlerini taşımıyor. Halep, Humus, Hama, Şam gibi tarihin bize bıraktığı, insanlığın bize bıraktığı en büyük miras değerler bombalanıyor, parçalanıyor. Ya havadan, ya karadan, ya IŞİD eliyle. Yani bir müddet sonra Suriye'de savaş bittiğinde dozerler oraya girecek, bütün o kalıntıları silecek, süpürecek. Suriye yeniden inşa edilme adı altında işte yüksek kuleler, gökdelenlerle tırnak içinde modern bir ülkeye dönüştürülecek. Ve bir nesil sonra Suriye'de doğan çocuklar nasıl bir ülkede yaşadıklarını bilmiyor olacaklar. Köksüz, geçmişsiz, tarihsiz, dilsiz, kültürsüz, dünyanın herhangi bir megapol, metropol şehrindeki bir ülkeye dönüşecek. Bu kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya insanlık. Orta Doğu bu kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Ve bu yeni bir ekonomik müdahaledir aynı zamanda. Orta Doğu'ya yeni emperyal büyük bir müdahaledir aynı zamanda. Yani 100 yıl önce yapılan müdahalenin güncellenerek, güncel ihtiyaçlara göre yenilenmesidir. HDP bütün bunlara alternatiftir, isyandır aynı zamanda işte. Yani aynı şehirde yaşayamıyor insanlar. Biz aynı partide 20'den farklı kimlik ve inanç olarak birlikte parti kurduk, mücadele ediyoruz. Ermeniler, Asuriler, Ezidiler, Aleviler, Sünniler, başörtülüler, Kürtler, Çerkezler, Romanlar ve yarısı kadınlardan oluşan bir parti, kadın özgürlüğü konusunda en duyarlı, en hassas hareket. Ve bütün bu farklılıklarımızla devasa bir iktidara, devasa bir güce, çılgınlaşmış bir iktidara karşı seçim kampanyası yürütüyoruz. Yurt içinde, yurt dışında ve %13 alıyoruz. Orta Doğu'nun halini düşünürseniz, Türkiye'nin halini düşünürseniz, öyle bir atmosferde, öyle bir ortamda o oyu alabilmek kolay bir iş değil yani. Tarihi, mucizevi bir zaferdir. İdeolojik bir zaferdir. Hakikaten ideolojik yenilgisidir. Yani sadece iktidardan düşmüş olması değildir. İdeolojik olarak yenilmiştir. Tekçilik, faşizm, ırkçılık, mezhepçilik yenilmiştir. Çoğulculuk kazanmıştır Türkiye'de. Öfkenin büyük olmasının nedeni budur. Çünkü yıllarca kendini bu zihniyetin hükümranlığına hazırladı. Yıllardır bütün hazırlığını 2023 vizyonu dediği bu zihniyetin Türkiye'de artık geri dönülmez bir şekilde tahakküm kurması ve Orta Doğu'ya giderek ne Osmanlı politikası dediği, kendisini de bunun başına halife olarak öngördüğü, tasarladığı sistemi biz durdurduk. Gidişatı biz durdurduk. Bu yüzden bize karşı öfkeli. Ve bunu kabul etmiyor. Bu sonucu kabul etmiyor. Hayır, yenilmedim diyor. Bir yerde bir yanlışlık olmalı diyor. Ya yanlış oy kullandılar, ya tehditle oy kullandılar. Yeniden yapacağız bu seçimi diyor. Kabullenemiyor. Yani inanamıyor buna. Çünkü kendisini insanlık için o kadar büyük bir nimet olarak görüyor ki. Yani bundan faydalanamayan bu halk bir daha faydalansın diye alelacele bir daha seçim yapmak istiyor. Halk için çok gerçekten bulunmaz bir Hint kumaşı olduğunu düşünüyor. Buna yürekten inanıyor. İkincisi korkuyor aynı zamanda. Büyük suçu, büyük günahları var. Devleti ele geçirebilmek için başta küçük suçlar işledi. Küçük suçlar ortaya çıkmasın diye biraz daha büyük suçlar işledi. O büyük suçlar ortaya çıkarsa felaket olur diye çok daha büyük insanlık suçları işledi. Hukuku çiğnedi, insani değerleri çiğnedi, uluslararası hukuka karşı suçlar işledi. Ahlaki suçlar işledi. Yolsuzluk, hırsızlık ve benzeri gibi yüz kızartıcı mevzuların üstünü örttü. Şimdi iktidarını kaybetmesi demek hem bu gelecek için kendini hazırladığı, yıllardır hazırladığı projesinin çökmesi demek hem de suçlarının artık
hesap verilebilir bir aleniyete veya duruma kavuşması demek. O yüzden vazgeçmiyor. Vazgeçemiyor. Yani normalde şu anda şu seçim sonuçlarına saygı duysa Türkiye nefes alacak. Bakın 7 Haziran akşamı Türkiye nefes aldı. Ben iddia ediyorum AKP'ye oy verenler de nefes aldı. Yani partilerin iktidardan düşmesi onları çok da kahretmedi. Taban için söylüyorum. Nefes aldılar. Buna ihtiyaç vardı çünkü. Tek bir partinin tahakkümü ülkede büyük bir gerilim yaratıyordu. Bir tek kişinin ülkeyle ilgili, gelecekle ilgili bu kadar karar ve yetki sahibi olması herkesi tedirgin ediyordu. Herkes çoluğu, çocuğu, torunuyla ilgili, kendiyle ilgili yarınını göremez hale gelmişti. Ya bu adam her türlü kararı verebilir. Her türlü gücü kendinde görüyor ve onu durduracak hiçbir şey yok. Parlamento, Anayasa Mahkemesi, medya, sivil toplum hiç kimse durduramıyor. Biz durdurulabileceğini gösterdik. Yani demokrasi içerisinde frene basılabileceğini gösterdik ve insanlar rahatladılar. Bu ihtimalin var olmuş olması, toplumun elinde böyle bir gücün duruyor olması insanlara bir güven aşıladı. Kendisi bunu boşa çıkarmak istedi. Durun dedi orada. Öyle çok da beni durdurabildiğinizi falan düşünmeyin. Seçim sonucunu bile tanımayabilirim. Bakın işte koalisyon kurmanıza izin vermiyorum. Erken seçim yapacaksınız ve erken seçimde göreceksiniz. Ben yine tek başıma iktidar olacağım. Gibi bir dayatmayla seçim sonuçlarını boşa çıkardı. Biz bunu öngörebiliyorduk bakın arkadaşlar. Samimiyetle söylüyorum. Biz aşağı yukarı böyle davranacağını biliyorduk. Çünkü kolay kolay bırakamazlar böyleleri. Müptelalıdırlar yani. Bağımlıdırlar. Kolay kolay bırakamazlar. Ve iyi bir tedaviye ihtiyaçları vardır. Biz şimdi bir aşı yaptık. 7 Haziran'da. Şimdi Kasım'da ameliyatı yapacağız. Evet. Tek mücadele alanımız, tek mücadele zeminimiz parlamento değil. Meydanlar, sokaklar, barikatlar, sendikalar, her yerde büyük bir direniş sürdürüyoruz. Tabii ki bu sürdürülecek. Toplum direnebildiği her yerde direnecek. Ama seçimler de artık Türkiye'nin kaderi açısından, geleceği açısından çok önemli, çok belirleyicidir. Ve 7 Haziran gösterdi ki yurt dışında da verilmiş her bir oy Türkiye'nin kaderini belirleyebiliyor. Örneğin sizin oylarınızla biz 80 milletvekiline ulaştık. Kocaeli'nden bir milletvekili daha çıkarmamızın tek şeyi yurt dışından gelen oylardı. Kocaeli'nden öylesine büyük bir emekçi kentinden HDP milletvekili olmasaydı büyük eksiklik olacaktı. Kocaeli'nin oyları yetmedi, çok az eksik kaldı. Sizin oradaki desteğiniz Türkiye'deki dengeleri alt üst etti. 80-80 oldu. Yeniden seçime gideceğiz. Muhtemeldir ki Kasım'ın başında tekrar sandıklar kurulacak. Sizin sandıklarınız daha erken kurulacak. Ve evet, İsveç'te birinci parti olduk. Çok müteşekkiriz. Fakat biliyorum potansiyelimiz daha güçlü burada. Daha fazlasını, iki katından daha fazlasını buradan çıkarmak mümkün. O nedenle daha şimdiden bu toplantıyı bir seçim kampanyasının startı olarak kabul edelim İsveç için. Komiteler, komisyonlar, ikna komisyonları, sandık örgütlenmeleri, şimdiden çalışmalar başlarsa ülkemizin geleceğiyle ilgili karar verileceği, nihai kararın verileceği aslında bu seçime dair güçlü bir atak yapabiliriz. Biz %20 hedef olarak koyduk. Önceki seçimde %14,5 demiştik, yaklaşık %15'li hedefimiz. Aslında tutturabilirdik onu. Birçoğu bunu uçuk bir hedef olarak ifade ediyordu, inanmıyordu insanlar. Fakat görüldü, evet. Yani bunu başarabilecek potansiyelimiz var. Türkiye toplumu emekçi, yoksul bir topluluktur. Ezilmiş bir topluluktur. Biz çözüm önerilerimizi, biz alternatiflerimizi halkın dilinden, gönlünden, duygusundan, onun anlayabileceği tarzdan kendisine götüremediğimiz için destek göremedik. Eksiklik bizdeydi yani. Halk yanlıştı, biz efendim hep doğru söyledik, halk peşimizden gelmedi gibi bir hatayı düzeltmemiz gerekiyordu. Elitist siyaseti bırakıp halkçı siyasete dönüş yapmamız gerekiyordu. Onu yapınca gördük ki evet, başarılabiliyor.
Şimdi onu biraz daha geliştirmemiz lazım. Bizi durdurmak için elinden geleni yapıyor. Seçim dönemi hatırlarsanız çok sayıda provokasyon yaptılar. Ağrı Diyadin'de başladı. 176 yerde partimize, çalışmalara saldırı oldu. Bombalamalar, mitinglere kadar hepsini yakından izlediniz. Bunların hiçbiri para etmedi ve biz barajı açtık. Şimdi savaşı dayatıyor. Şimdi savaşla Türkiye toplumunu bir kez daha milliyetçilikle militarize edip HDP'nin etrafını boşaltmaya çalışıyor. Her cenaze HDP'ye tepkiye dönüşsün diye kendi medyası olağanüstü kara bir propaganda yapıyor. Yani zannedersiniz ki bütün şu anda Türkiye'de, Orta Doğu'da olup bitenlerin sorumlusu HDP'dir. Yani biz bunu kararları verdik sanki. Havuz medyasını dinlerseniz, örneğin başka bir şey izlemeden, başka bir şey okumadan sadece havuz medyasını izlerseniz dünyadaki bütün kötülüklerin merkezi HDP'dir. Türkiye'deki bütün kötülüklerin kaynağı HDP'dir. Böyle veriyorlar. Nedir nedeni? Buna kendileri inanıyor mu? Hayır. Bunun böyle olmadığını çok iyi biliyorlar. Biz 7 Haziran'dan önce neydiysek 8 Haziran'da da oyuz. Bir şey değişmedi bizim açımızdan. Biz yine barıştan yanaydık, yine ezilenden yanaydık, özgürlükten yanaydık, Türkiye'nin birliğinden yanaydık, silahsız çözümlerden yanaydık, müzakereden yanaydık. Bir şey değişmedik. Aynı şeyleri savunuyoruz, aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Aynı şeyin arkasındayız. Savaş kararını biz vermedik. Bir gecede efendim 70 savaş uçağını kaldırıp Kandili'yi biz bombalatmadık. Ya da PKK'nin yaptığı eylemlerin kararını biz vermedik. Talimatını da biz vermedik. Ama olan bütün savaşın yükünü, faturasını HDP'ye çıkarmaya çalışıyorlar. Dikkat edin, PKK'yı eleştirmiyorlar. Niye? Çünkü PKK seçime girmiyor. Onların derdi seçim çünkü. Yani Cumhurbaşkanı, Başbakan, medyaları gece gündüz HDP'ye hakaretler, küfürler, tehditler, HDP'ye oy verenlere hakaretler. Tek amaçları var, barajın altına düşürmek. Çünkü başka bir çıkış yolları yok. O çok inandıkları sandık, çok güvendikleri milli irade, çok saygı duydukları sözde halk iradesi gün geldi onları alaşağı etti. Böyle bir şey beklemiyorlardı. Onların saygı duyduğu halk iradesi AKP'ye oy veren halk iradesiydi. Bu da nereden çıktı? HDP'ye oy veren halk iradesi mi olur? Diyor ya, HDP'ye oy vermek demokrasi değildir diyor. HDP'ye oy veren güvenlik güçleri diyor, onların işte demokrasiye inandıkları için veya oy vermelerinin demokrasiye hizmet olduğuna inanmıyorum diyor. Sadece onlara oy verilmesi demokrasidir. Çünkü ellerinde tek bu kalmıştı. Hileyle, hurdayla elde ettikleri seçim sonucuyla ayakta duruyorlardı. Biz onu da bitirdik. Şimdi yeniden sandıkta bizi baraj altında bırakacak bir savaşı dayatıyorlar. Fakat eskisi gibi yürütemiyorlar artık. Hem ulusal düzeyde Türkiye'nin her yerinde tepki var AKP'ye. Bu savaşın kendi saltanat ve iktidarları için olduğunu aşağı yukarı aklı ve vicdanı birlikte hareket eden her insan görüyor. Her insan bunun farkında. Dikkat edin, şehit cenazelerinde aileler tepkilerini haklı olarak ortaya koyuyorlar. Biz evlatlarımızı senin sarayın için büyütmedik diyorlar. Onun için askere göndermedik diyorlar. Haklılar. Yani ben hep diyorum, bu bir vatan savunması değil ki. İnsanlar bunun bir saray savunması, bir AKP savunması olduğunu çok farkındalar. Ve bu savaşın Türkiye toplumunda destek bulmadığını görüyorlar. Oya dönüştürmek istiyorlardı. Onun da artık işe yaramadığını görüyorlar. Durum 90'lar gibi değil. İnsanlar bilinçliler. İzliyorlar, okuyorlar, anlamaya çalışıyorlar, vicdanlılar. Eskiden o vicdanlara ulaşmamıza izin vermiyorlardı. Şimdi medyayı engelliyorlar ama gençler sosyal medya üzerinden bütün bu propagandalarını boşa çıkarabiliyorlar. Çünkü yeni genç nesil, mücadele eden gençlik çok büyük avantajlara sahip. Hep diyorlar ya, onlarda olmayan bir silahları var, zeka. Durduramadıkları budur. Ve bunu durdurmak onlar açısından mümkün değil. Onlar çünkü yatırımı buraya yapmadılar.
kafaya yatırım yapmalıdır. İhtiyaç duymalıdır. Devlet biziz, artık hükümet biziz, mühür bizde, Süleyman biziz. Devranda böyle döner diye düşündürür. Okuma, entelektüel birikim, analiz köreldi ya. Eskiden Türkiye'de İslami hareketlerde bu yetenek çok güçlüydü. Sistem analizi, işte küresel düzen analizi, bunların entelektüel eleştirisi, bunların alternatiflerinin tartışılması, zengin bir entelektüel camiye vardı İslami kesimde. Ama 13 yıldır iktidara ve devlete bulaşmış olmanın konforuyla, o rant sisteminin içerisine girmiş olmakla dünyalar allak bullak oldu. Üretemiyorlar artık. Fikir olarak yeni bir şey üretemiyorlar. Yazık oldu. Ben buna çok üzülüyorum gerçekten. Çünkü buna ihtiyaç vardı. Nasıl sol entelektüel camia, dünya ne kadar önemliyse İslami entelektüel dünya da öylesine bir toplum için, Orta Doğu, Türkiye gibi toplumlar için çok önemlidir. Öyle olmazsa IŞİD oluyor işte. Aklı başında dünyayı okuyabilen İslami hareketler ve ezilenden yana İslami duruşlar toplumumuz için çok kıymetliydi. Bunu tarumar ettiler, bitirdiler. İhale dağıttılar, bakan yaptılar, genel müdür yaptılar. Hepsinin altına lüks arabalar verdiler. İşte krediler aldılar, rüşvetler yediler. Bitti, üretemiyorlar artık. Entelektüel üretim bitti. Neye dayanıyorlar? Zora. Zora dayanarak ayakta kalıyorlar. Bu da hem onları tüketiyor, hem Türkiye'nin geleceğini tüketiyor. Buna müdahale etmezsek işte, ilericiler olarak müdahale etmezsek, Türkiye bir felakete doğru adım adım gidiyor. 7 Haziran bu müdahaleydi işte. Toplum müdahale etti, tehlikeyi gördü. Bunlar artık fikir üretemiyorlar, bunlar düşünce üretemiyorlar, hiçbir konuda çözüm üretemiyorlar. Tıkandılar, tıkanmış olmaları vesilesiyle İktidardan düşmeyi de kabul etmiyorlar. Zora dayanarak darbeyle ayakta duruyorlar. Oysa bakın 7 Haziran akşamı Türkiye bir koalisyonla toplumun önüne çıkabilseydi bütün bu gerilimler, tansiyon düşecekti. Ve kamplaşma, kutuplaşma bir anda başka bir umuda, başka bir geleceğe doğru heyecanla yol alacaktı. Hiç bir araya gelmez denilen partilerin bir araya gelmesi koalisyonlar açısından, toplumun rahatlaması açısından çok önemlidir. Şahsen bizim gücümüz olsa, bakın ben kişisel olarak da öyle düşünüyorum, partinin eş genel başkanıyım. Biz %45-50 oy alsak HDP olarak, tek başımıza iktidar olabilsek, yine koalisyon yapmak daha iyidir. Yani gücünü, egemenliği, iktidarı paylaşmak demokratikleşme açısından daha iyidir. Bunlar bunu anlamıyorlar. Yani ittifak demek klasik milletvekillerinin bir araya gelip koltuk paylaşması değildir. Toplumun koalisyonudur. Toplumsal kesimlerin bir arada yaşama, bir arada duruma iradesini güçlendirmektir aynı zamanda. Bunlar koalisyonun kıymetini anlamadılar. Cumhurbaşkanı koalisyonu yaptırmamak için elinden geleni yaptı. En nihayetinde Türkiye aynı gerilimi şu anda sürdürüyor. Ama bu seçim bunları çözecek artık. Bu seçimden sonra koalisyondan kaçma ihtimali yok artık. Herkes bu koalisyonların olması gerektiğini anlayacak. Türkiye artık bir müddet koalisyonlarla yönetilecek. Çünkü toplumun kendisi de koalisyondur. Şu salon, bakın şu küçücük salon, ülkemizden binlerce kilometre ötedeyiz. Bir koalisyondur. İdeolojiniz aynı değil, kimliğiniz aynı değil, inancınız aynı değil. Belki geldiğiniz siyasi gelenek aynı değil. Mücadele geçmişiniz aynı değil. Ama bir aradasınız, yani bir koalisyon yapmış durumdasınız. Belli ilkeler sizi bu salonda bir araya getiriyor. Şimdi sizi bir araya getiren bu koalisyon duygusu HDP'yi kendi içerisinde bir koalisyona zorladı. HDP bir koalisyonlar bütünüdür. Siyasi hareketlerin koalisyonudur. Bunun iktidarda da devlette de böyle olduğunu düşünün. Hepiniz kendinizi o devletin parçası hissedersiniz. Hepiniz devletle, hükümetle aidiyet kurarsınız. O toprakla, o vatanla artık güçlü bir bağınız oluşur. Böyle ancak ülkede toplumsal barışı inşa edebilirsiniz. Hepsi benim olsun, ben yöneteyim, tek başıma yöneteyim, bütün güç bende olsun derseniz, geriye %1 bile kalsa, o %1, %99'a zehir eder o ülkeyi.
Böyledir. O %1'i mutlu edemediğiniz müddetçe orada demokrasi inşa etmiş sayılmazsınız zaten. Demokrasi dediğiniz şey o geride kalan %1'in hakkı, hukuku ve güvenliğini sağlamaktır. Öbür türlü sizden yana olan %99'un hakkını savunmak değil demokrasi. O %1 ile ilgilidir. Demokrasi tam da o kısımla ilgilidir. Bunlar bunu anlamıyorlar işte. Oysa çok önemli bir fırsattı bu. Koalisyonlar kurulacaktı. İster AKP, MHP, ister HDP, AKP, CHP fark etmez. Ama bir koalisyon kurulsaydı iyi kötü toplum rahatlamış olacaktı. Başarılı politikalar yapar, yapmaz ayrı bir şey. Ama bir arada durabileceğimizi, bütün farklılıklarımıza rağmen ülkeyi beraber yönetebileceğimizi, egemenliği paylaşabileceğimizi gösterebilmek açısından çok önemliydi. Onlar bunun kıymetini anlamadılar. Umurlarında bile değil çünkü. Bir puan daha fazla alalım diyorlar, tek başımıza ülkeyi yönetelim. Geri kalanlar ne olacak? Hadi %43 aldın, ülkeyi tek başına yönettin. Geriye kalan %47 umurlarında bile değil. Onlar da zorla bastırarak, işte Gezi'de olduğu gibi, Kobani'de olduğu gibi zorbalıkla ayakta tutabilirim diye düşünüyor. Bu seçim işte artık bu anlayışla Türkiye'yi yönetemeyeceklerini gösterebilmek için çok önemli bir fırsat sunuyor bize. Bir defa seçim sonucunu kabul etmedi, ikinciyi kabul etmeme ihtimali yoktur artık. Ve bu defa oylarımız daha yüksek çıkarsa, Türkiye'de artık sistem onun dediği gibi değil, bizim dediğimiz gibi artık değişmeye başlayacak. Diyor ya rejim değişmiştir artık. Hayır, asıl HDP bir kez daha seçim başarısı elde edince artık rejim, sistem değişimi yoluna girmiş olacak. Demokratik bir sisteme doğru güçlü bir adım atmış olacağız. Artık yeni anayasa, sivil anayasa, çoğulcu demokrasi Türkiye'de kaçınılmaz olacak. Çünkü bu yenilmez, kalıcı, siyasi bir çizgiye dönüşmüş olacak Türkiye'de artık. Geçici bir seçim ittifakı, işte kısa süreliğine bir araya gelmiş bir güç olmadığımızı ispatlamış olacağız. Erken seçim bize bu fırsatı veriyor. Ben hiç çekinmedim erken seçimden, hiç korkmadık biz. Bir an önce yapalım, bir an önce bitsin bu iş. Uzatmanın hiçbir anlamı yok. Kendisi korkmuyor da biz mi korkacağız? Yani bu kadar suça günaha rağmen o çekinmiyor seçimden, biz niye çekinelim? Bizim birikimimiz, gücümüz, öz gücümüz çok daha bizim için umut vadeden, gelecek vadeden bir durumdur. Dolayısıyla bunu hızla değerlendirip hızla sonuç almamız gerekiyor. Çabaya ihtiyaç var tabii, çalışmaya ihtiyaç var. Yani seçim döneminde, geçen seçimde olduğu gibi hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Sadece oy desteği değil, çalışmanız gerekiyor. Yani başkalarını ikna etmek, sandığa götürmek, sandığa gidip gitmediğini denetlemek, oylar kullanıldıktan sonra sandığa sahip çıkmak, ülkeye gelinceye kadar sahip çıkmak, bunun örgütünü, komisyonu oluşturmak, bütün bunların çalışması ve çabası içerisinde olmanız gerekiyor. Bunu yaparsanız çok etkili bir sonuç alacağız. 7 Haziran'da bunu ispatladık. Hiç kimse inanmıyordu, bizler hariç. Sadece HDP'ye gönül verenler farkındaydı ki yeni bir dünya mümkün ve bunu biz başarıyoruz. Bunu biz hissediyorduk. Anketler ölçemiyordu ama biz biliyorduk. Şimdi yine aynı noktadayız. Bize bu savaşı dayatanlara sen savaşla da kendini kurtaramazsın. Evlatlarımızı öldürterek asla kendi sarayının efendim kanla, canla gençlerimizin bedenleriyle inşa edilmesine izin vermeyeceğimizi göreceksin dememiz lazım. Sonrası daha kolay olacak. Belki seçim dönemi kendini dayatacaktır, sürdürmek isteyecektir ama seçimden sonra bu savaşı sürdürme şansı da yok. Biz seçim öncesi bile bu savaşın bitmesi gerektiğini, bitirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve ne kadar çok bunu dillendirirsek, toplumsal barış duygusu, isteği ne kadar görünür hale gelirse bu savaş o kadar erken biter. Ne kadar erken biterse de o kadar çok can kurtarırız. Çünkü her bir can bizim canımız, yoksulların, emekçilerin çocukları kim olursa olsun, üniforması ne olursa olsun bizim çocuklarımız, onların bu saltanat için ölmesine asla izin vermeyeceğiz. Seçim bunun için bir fırsattır. Fakat seçim olsun olmasın, barış bizim temel ilkemiz ve yaşam gerekçemizdir. Partimiz güçlü olsun olmasın, oyumuz artsın artmasın, bu hiç önemli değil ama barıştan vazgeçemeyiz. Barış olmadığı yerde, barışı sağlayamadığımız yerde bizler asla ama asla
adil bir yaşamı, özgürlükçü eşit bir yaşamı da kuramayız. Hepsi birbirine bağlantılıdır. Barış, adalet, eşitlik, özgürlük iç içedir. Ve iç içe yürütülmesi gereken mücadeleleridir. Onlar birbirinden koparılamaz, birbiriyle diyalektik bağla inkar edilemez gerçeklerdir. HDP bunu iyi yakaladı diye düşünüyorum. Dediğim gibi yeni bir partiyiz, 2 yıllık bir partiyiz ama onlarca yıllık devrimci mücadelelerin mirasını devralarak yürüyoruz. Aslında Türkiye'nin en köklü mücadele partisiyiz. Belki yeni kurulduk ama en köklü deneyime sahip olan, birikime sahip olan partide biziz. Bu fırsatı daha iyi değerlendirmek için biz de elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Hep umutlu olalım. Ne olursa olsun heyecanımızı, umudumuzu kaybetmeyelim. Çok daha zorlu günler gördük, geçirdik. 12 Eylül darbe günlerinden bugünlere kadar geldik. 80'leri, 90'ları yaşadık. Bunların her birine teslim olmadığımız için, umudumuzu kaybetmediğimiz için bugün bu noktadayız. Emin olun bu fırtınalı günler de bitecek. Bu rüzgar dinecek, yine güneş açacak ve biz dimdik ayakta olacağız, kendi ülkemizi inşa edeceğiz. Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu toplantıyı, buluşmayı gerçekleştiren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızdan, desteğinizden, emeğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı partim adına şükranlarımı sunuyorum. Jivara Hamyan'a Disa Spastik'imi serke yatırdı fazla. Soru sormak isteyenler varmış. Bugün 9. etkinliğim benim. Buradan çıkıyorum, başka bir tane daha etkinlik var. 10. olacak. İstiyorsanız sorun siz de. Hem zamanımız dar ve gerçekten öbür görüşmeye de yetişmek zorundayız. Affınıza sığınarak hepinizi çok seviyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hala istiyor musunuz? En inatçı olanınıza, en inatçı olanınıza bir söz verelim. En inatçı olan benim. Buyurun. Evet. Hiç, bir şey sormayacağım. Yalnız burada yapmış olduğun konuşmayı bize tüm olarak verebilir misiniz? Paylaşalım diye. Hiç başka bir şeye gerek yok. Burada yapmış olduğun konuşma yeter. Ben her yerde yapıyorum konuşmayı. Seçme. Havalı bir taş çözür mü her katil sırsana saçava dezanım katil tına balam to dezanım dibi bizanı kı تو چهار هدف بالیم با کلی کردستان من واسطه فکرم مزگاری خوازی هر چند پارچه ای لو باورم خوزگار توزیع بزنم بچه با کردیش با خفتی باش جماعت یاروشالله تو باورم با شوری کردستان لیورم اما ترکیه زور باش نزنی بالا دیسان اما دزانی پیامی تو دزانی چه او بو بام دستان خوش بی زوزم بخراتم
Alacağım fotoğrafı yazmalısın. Siz çalışanlar böyle yaparsınız. Hala bak. Ben aldım siz çalışanlar. Evet siz çalışanlar böyle yaparsınız. Nasıl oldu? Ben bir şey yapmıyorum. Çok yanlış. Ama arka taraftan biz çekeceğiz, resim çekeceğiz. Ne anlamıştı bu itfak? Selahattin Bey'e sordum, sorabilirsin dedi. Sen geç. Evet size o kapıyı kim açtı? Bir tek kısa soru sormak istiyorum. Ana. Dünkü İlham Işık'ın demecini okudun mu? Pardon. Balıkçı'nın. Balıkçı'nın. Şu sorabileceğimi söyledim. Kendisi için mi? Gazeteciyim, evet. Gazeteciyim, doğamış sanatçıyım. İsmim Hakan Akra. Abdülhafi Aziz'de bir ayganda 3 saat konuşuyorum. Hatırladınız mı? Bir tek şeyi soracağım. İlham Işık'ın demecinde barış görüşmelerimiz hala sürdü. PKP ile dolaylı olarak. Ama bir taraftan Öcalan'la direkt görüşmemiz sürdü. Hatta önümüzdeki süreçte diğer Kürdistani partilerin Hüdapar'ın ayrıca bu sürece dahil edilmesinin ihtimalinin olduğu söylendi. Bir şey söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Ya, bu karabasın mikrosu kimime geliyor? Hiçbirini teyit edebilecek durumda değil. Anladım. Görüşmelerin sürdüğüne dair. Ayrıca görüşme yapma olanağımıza var. Çok sorun. Program devam ediyor ve yarın görüşürüz. Yarın. Başarılar. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim.